İtopya.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün aslında kanalımızda eskiden de bulunan ve geçen ayda bunu devam ettirdiğimiz ayın sistemi serisiyle tekrar karşınızdayız. Ancak bildiğiniz üzere geçen ayki sistemimiz hali hazırda olan bir sistemimizdi ve sizin için onu ekstra avantajlı bir fiyatla sunmuştuk. Ancak biz ayın sisteminde özel bir isim olmasını daha iyi olacağını düşündük ve burada karşınızda Kaiser 1 var şu anda. Görmüş olduğunuz gibi ışıl ışıl rengarenk bir kasa, son nesil teknolojilere sahip. Gelin şimdi içeriğine birlikte bakalım. Sisteme kurmayı tabii ki biz anakartla başlıyoruz. Her ne kadar şu an burada montaj yapmıyor olsak da alışkanlığımız bu şekilde. Burada da Gigabyte'dan A620ME modeli sistemin içerisinde bulunuyor. Neden bu anakart? Çünkü Kaiser 1'in fiyat performans olması gerekiyor. Yani işlemci ve ekran kartından her ne kadar performans elde edebiliyor olsak da diğer parçaların bunu hem performans anlamında hem de fiyat anlamında dengelemesi gerekiyor. Burada da A620ME bizim için oldukça iyi bir anakart. AM5 sokete sahip, yani güncel bir anakart. Bunun yanında DDR5'i destekliyor tabii ki. Ayrıca PCI Express 4.0 teknolojisi de hem anakart tarafında hem de M.2 SSD tarafında bulunuyor. Anakartın merkezindeki işlemcimiz AMD'den Ryzen 5 7600. Ryzen 5 serisi zaten ilk çıktığından beri oyuncuların en sevdiği ailelerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Çünkü fiyat performans anlamında her zaman başarı hedefleyen bir seri olarak ön plana çıktı. Burada da yine aslında Ryzen 5'te alıştığımız yapı korunmuş durumda. 6 çekirdek 12 iş parçacı. Bu sayede oyun oynayacaksanız oyunları çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bunun yanında kurgu işlerine girmek istiyorsanız ve yayın açmak istiyorsanız da 12 iş parçacı yapısıyla size gayet yardımcı olabilecek bir işlemci. 3.8 GHz'lik temel, 5.1 GHz'lik ise turbo boost frekansı bulunuyor. Ryzen 7000 serisiyle birlikte tabii ki AMD tarafında da DDR5 desteğine kavuştuk. Burada da DDR5 RAM'imizi kullandık. Corsair'dan 16 GB'lık bir bellek kullanıyoruz burada. Bildiğiniz gibi DDR4'lerde biz genelde RAM'leri 8-8 toplam 16 şeklinde kullanmayı tavsiye ediyorduk. Veya 32 kullanacaksanız da 16-16-32 kullanmanızı tavsiye ediyorduk. Ancak DDR5 işte buna gerek kalmıyor. Çünkü yapısı gereği içeride çift kanal olarak davranıyor RAM. Yani siz 16 taktığınızda bile tıpkı 8-8 gibi çalışma prensibi üzerine kurulmuş durumda. Burada 5200 MHz'lik bir frekansı ve CL40'da gecikme değerini görüyoruz. Yani DDR5 ile birlikte artan standardı burada kullanmış oluyoruz. Tabii ki anakart üzerine bir adet daha slot boşta. Siz dilerseniz özelleştirme seçeneklerinden daha farklı RAM seçeneklerini de burada kullanabilirsiniz. 2 slot olarak da satın alabilirsiniz. Depolama tarafında ise bizi GoodRAM'den PX500 510 GB'lık M.2 SSD'si karşılıyor. Bildiğiniz gibi bizim hazır sistemlerimizin vazgeçilmezi M.2 SSD. Çünkü yüksek performanslı M.2 SSD ile alıyoruz. Burada da 2000 MB'a kadar okuma, 1600 MB'a kadar yazma değerlerini görüyoruz. Yani sistemimiz için gayet yeterli olacaktır. Ancak siz hız anlamında da kapasite anlamında da daha farklı seçeneklere yönelmek isterseniz yine özelleştirme seçeneklerinde farklı modeller sizi bekliyor olacak. Hazır sistemlerin beklenen parçası genel olarak ekran kartı oluyor. Buradaki ekran kartımız da kırmızı taraftan, yani AMD'den Gigabyte Radeon RX 7600X'te Gaming OC 16 GB. Burada 16 GB ibaresi önemli çünkü bellek kapasitesi oldukça yüksek bir ekran kartı. Özellikle 1080p veya 1440p oyunculukta olacaksanız buradaki RAM kapasitesi oldukça önemli. Özellikle arka plandaki dokuların yüklenmesi için buradaki bellek kapasitesi çözünürlük arttıkça önem kazanıyor. 16 GB size hem oyunlarda hem de işin kurgu render tarafında oldukça rahat ettirecek diyebilirim. Buna ek olarak sadece saf güç anlamında değil, teknoloji anlamında da çok zengin bir kart. Çünkü AMD'nin bildiğiniz gibi yepyeni yazılımları mevcut. Özellikle AMD'nin yeni FSR teknolojisiyle birlikte FPS'de oldukça yüksek artışlar elde edebiliyoruz. Bu artışla birlikte neredeyse doğala yakın görüntü kalitesiyle birlikte çok daha yüksek FPS değerleri elde ederek oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz ve çok daha keyifli bir şekilde oyunun keyfini çıkarabiliyoruz. Bunun yanında ışın izleme teknolojisi yine bu kartta kullanabiliyorsunuz. İçerisinde bulunan ışın izleme çekirdekleri sayesinde destekleyen oyunlarda ve uygulamalarda ışık tıpkı gerçek hayattaki gibi hesaplanıyor ve gerçek hayattaki gibi kırılıyor. Bu sayede çok daha güzel, çok daha canlı bir oyun dünyasına giriş yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak gecikmeyi önleyen, sistem gecikmesini önleyen, özellikle FPS oyuncularının çok hoşuna gidecek Radeon Anti-Lag de yine bu ekran kartında kullanabileceğiniz detaylardan bir tanesi. Birçok AMD teknolojisini çok rahat bir şekilde bu kartta kullanabiliyorsunuz. AMD'nin bu teknolojisi ise Gigabyte soğutmasıyla desteklemiş durumda. Kartın üzerinde görmüş olduğunuz gibi 3 adet fan bulunuyor. Bu sayede çok iyi bir soğutma performansı elde edebiliyoruz. Bunun yanında kartın içerisindeki bakır hatlar ve arkadaki bulunan backplate ile hem aktif hem de pasif olarak oldukça güçlü bir soğutma elde edebiliyoruz. Kartımızın arka tarafında ise 2 adet display, 2 adet HDMI port bizi görüntü çıkışı anlamında bekliyor. Tüm bu sistemi de görmüş olduğunuz gibi Powerboost'un buradaki kasasına topluyoruz. İçerisinde 750 watt 80 plus bir güç kaynağı da bulunuyor bu kasanın. Bu da fiyat performans anlamında sistemi destekleyen detaylardan bir tanesi. Bunun yanında görmüş olduğunuz gibi mesh bir panele sahip. Bu sistemin serin çalışması için güzel bir detay. İçeriye rahat bir şekilde hava çekebiliyoruz. Ayrıca
Ayrıca görmüş olduğunuz gibi önde 3, arkada 1, toplamda 4 adet 120 mm'lik fanla birlikte geliyor. Bu fanları kontrol etmek için de kutu içerisinden bir adet kontrolcü çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi buradan dilerseniz animasyonları değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca modlarını değiştirebiliyorsunuz. Fanınızın hızını ayarlayıp RGB'lerin rengini ayarlayabiliyorsunuz. Birçok farklı detayı bu kumanda sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kasamızın sıvı soğutmayı da desteklediğini söyleyebiliriz. Bu noktada işlemcinin performansından daha fazla yararlanmak istiyorsanız özelleştirme seçeneklerinden sıvı soğutmayı tercih ederek kasanıza montajlı bir şekilde gelmesini talep edebilirsiniz. Kaiser 1'in genel özellikleri bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz ve oradan sistemi satın alabilirsiniz. Ayrıca bu sistemin oyun testlerini yapacağız. Oyun testlerinde hangi oyunları görmek istersiniz? Bunu bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Shorts kısmında sizi oyun testleri de bekliyor olacak. Bu gibi videolardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.